hükümetin beceriksiz ekonomik modellemesi nedeniyle ne yazık ki zam artı vergi yükü altında ezilen vatandaş bir de daha çok artan işsizliğe mahkum oldu. Sadece Ocak ile Haziran ayı arasında 827.881 kişi maalesef işsiz kaldı. Elbette ki bu son yapılan fahiş akaryakıt zamları ve vergi yükü %50'ye varan harçlardaki artış gibi sebeplerle işveren daha fazla işçiyi kapının önüne koyacak. Görünen o. Yine işsiz kalan vatandaşlarımızın yarısı ne yazık ki işsizlik maaşlarından yararlanamıyor. 324 bin kişi ne yazık ki işsizlik maaşı alabilmiş bugüne kadar sadece. Yine kredi kartı borçlarının tutarı 2 trilyon lirayı aşmış durumda. İşsizlik oranları %22,5'u bulan ülkemizde vatandaş ne yazık ki 15 yaşın üzerinde 30 milyon kişi iş gücüne kavuşamaz durumda şu anda. Bunun bu ağır ekonomik yük altında tarımın işlevsizleştirildiği, insanların üretimden uzaklaştığı, zam, vergi yükü altında ezildiği bir süreçte daha da bu boyutun artacağı ve daha karanlık günlerin olacağı görülüyor. Bizlere tasarruftan bahsedenler ne yazık ki itibardan tasarruf olmaz deyip kendileri günlük 18 milyon saray harcamalarıyla yine 13 milyon günlük koruma harcamalarıyla maalesef vatandaşa örnek olmadıkları gibi 115 bin makam aracıyla hiçbir tasarrufa gitmiyorlar ve bize sadece tasarruf öneriyorlar. Ya Allah'tan korkun, neyin tasarrufunu yapacak? Emekliye bir kök maaş diye bir şey çıkardınız, 7500 lira alan emekliye bir kuruş bile zam yapmadınız. Öl diyorsunuz, tek kelimeyle emekliye öl diyorsunuz, ücretli vatandaşa öl diyorsunuz. 8 bin lira seyyanen memura verdiniz, hala eline geçmedi, 15 günlük olarak vereceksiniz. Emekliliğine yansımıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Almanya bizi kıskanıyormuş, bilmem hangi ülke bizi kıskanıyormuş. Bizi ezim ezim eziyorsunuz. Yeter artık. Bu ülke üretime girmeli. Bu ülke sadece vatandaş bunun bedelini, ücretli vatandaş ödememeli. Bugün maalesef kamuda çalışan mühendisler özlük haklarından yararlanamıyorlar. Öğretmenler eşlerinin yanına kavuşamıyorlar. TYP'li vatandaşlar 130 bini kapının önünde. İnsanların sorunları dağ gibi yumak halinde beklerken siz maalesef çıkardığınız zamlarla meclisi tatile soktunuz. Biz buna külliyen karşıyız. Bu kanunların çıkarılıp vatandaşların sorunlarının çözülmesi gerekiyor.